Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Hoca. Basamak kavramı ikinci videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğal sayının herhangi bir basamandaki rakamın artması ve azalmasıyla değerinde oluşan değişime bakacağız. Bir A sayısı x'ler basamağı en kadar arttırılır azaltılıyorsa o sayı arkadaşlar en çarpı x kadar artar ya da azalır. Örnek olarak şöyle bir tane sayı belirleyelim. 123. Onlar basamağını ben 2 arttırırsam arkadaşlar o zaman bu sayısında 143 olur x'in arasındaki fark kaç? Farkı alırsak bu sayı 20 artmış olur. Bunu böyle göstermeyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Hangi basamağı arttırıyor? Onlar basamağı. 10. Ne kadar arttırıyor arkadaşlar? 2 kadar. O zaman 10 çarpı 2'den bu sayı kaç artar? 20 artar diyeceğiz. Soru 1. A eşittir. ABC 3 basamaklı sayısı için demiş. Birler basamağı 5 azaltılırsa. Hangi basamağı azaltıyorum arkadaşlar? 1. Ne kadar? 5 kadar. O zaman çarptı. Sonuç ne oldu? 5 kadar azaldı. Azalışı göstermek için de azalış diyorsa ben önüne eksi koyuyorum arkadaşlar. O zaman eksi 5, 5 kadar azalır. Onlar basamağı 2 artılır diyor. Kaçlar basamağı? Onlar basamağı. Kaç artırıyormuş arkadaşlar? 2 o zaman artı 2. Çarptım sonuç ne oldu? Artı 20 oldu. Yüzler basamağı arkadaşlar demiş. Yüzler basamağını yazdım. 3 azaltılıyormuş. O zaman eksi 3 dedim. Çarptım o zaman eksi 300 oldu. Buradan ABC sayısına bu işlemler uygulanmışsa sayının değeri nasıl değişir diye bakarsak eksi 305 20 çıkarsa eksi 285 eksi olduğu için yani 285 azalmış olacak. Soru 2. Burada AB 2 basamaklı sayısı demeliydik. AB 2 basamaklı sayıdır. 2 basamaklı sayıdır. AB eşittir x olduğuna göre AB 3, AB4 3 basamaklı sayısı x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen AB4'ü arkadaşlar şöyle ayıralım. AB 0 artı 4. Bir sayı 10 ile çarpmışsa sonuna 0 yazılır. O zaman AB'yi 10 çarpmışız. 10 tane AB artı 4. AB'nin yerine ne yazacağız? X yazacağız. O zaman sonucumuz 10 tane X artı 4 olur. X türünden yazılmış hali. Soru 3. Bir öğrenci verilen bir x sayısının 35 ile çarpması istenmiş. Öğrenci sonucu 5705 bulmuş. Fakat işlemin sonucunu kontrol ederken verilen x sayısının 0 olan onlar basamağını 6 olarak gördüğünü saptamış. Onlar basamağı 0 iken 6 görmüş. Yani artı arttırmış arkadaşlar. 6 kaçlar basamağıydı? Onlar basamağıydı. O zaman sonucu aslında 60 fazla görmüş. 60'tan kimi çarpmış? 35 çarpmış. O zaman 60 ile 35 çarpımı kadar fazla gördüğüne göre 60'tan 35'i çarpalım. Fazlayı bulalım. Çarparsam 300. Çarparsam arkadaşlar 180. Topladım. 2100 yaptım. O zaman doğru sonuç neymiş? Yanlış bulduğu sonuçtan 2100 çıkaracağız. Ve doğru sonucu bulacağız. 5705'ten 2100'ü çıkartırsam burası 5, 0, 6, 3, 3605 benim doğru sonucum olur. Soru 4. ABC 4 basamaklı sayısı bir doğal sayının karesidir demiş. O zaman bir tane doğal sayı alalım. X diyelim. X'in karesi ne olacakmış? ABC'de doğal sayısı. Sayının yüzler basamağı demiş. 2 arttırılır. Birler basamağı 3 azaltısı oluşan sayı yine bir doğal sayının karesi olmaktaymış. O zaman o doğal sayıya Y kare diyelim. ABC sayısına yaptığımız işlemler yüzler basamağını 2 arttırmışım. O zaman 100 çarpı 2'den 200 artar. Birler basamağını 3 Azaltmışız arkadaşlar, 3 çarpı birden 3 azalır. Buradan ABClerden kurtulmak istiyorum, o yüzden bu arkadaşı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Eksi eksiyle çarptık. Buradan o zaman taraf tarafa toplarsak arkadaşlar, buradan y kare eksi x kare bu ABC'deler gider. 200'den 3 çıkarsa 197 olur. 197'nin asal sayı olduğunu biliyorum. Çarpanlara 1 çarpı 197. Burada da iki kare farkım var. O zaman y eksi x çarpı y artı x kime eşitmiş? 197'ye. y eksi x 1'e eşit. y artı x de 197'ye eşit olacak. Çünkü asal sayı. Hemen geldim y eksi x eşittir 1. y artı x arkadaşlar 197'ydi. Kimi bulmak istiyorum? x'i o yüzden şuradaki Yukarıdaki ifadeyi eksi 1 ile çarpalım. Taraf tarafa toplarsak o zaman x'i bulacağız. Buradan y'ler gitti. 2 tane x eşittir. 197'den eksi 1 çıkarsa 196 oldu. Her iki tarafı ikiye böldüm. Buradan x ne çıktı? 98. ABC'de kime eşitti? x kare eşittir. ABC'deydi. Ben x'i buldum o zaman. Hemen 98'in karesini alırsak kimi bulacağız? ABCD'yi bulacağız. Hemen karesini alıyorum. Burası 64. 6 elde. 72. 6 elde. 78. 9 ile çarptım. 72. Evet. 72. 7 elde. Buradan sonra arkadaşlar 81. 7 de elde. 88 oldu. Taraf tarafa toplarsak 4. 10. Ne oldu? 1 elde. 16. 9 oldu. 9604 benim o zaman sonucum olacak. Ama bana sonucu istememiş. Rakamların toplamını istemiş. Rakamların toplamı kaç? 10, 19 yaptı. O da denizli yaptı. Soru 5. Bir doğal sayı x ile çarpımı 2100'dür. x ile çarpılan sayın onlar basamağı 20 azaltılmış. Pardon 2 azaltılmış. Onlar basamağı dediği için 2 çarpı 10'dan eksi 20 olur. Birler basamağını 3 arttırmış arkadaşlar. O zaman 3 çarpı 1'den artı 3 artar. İkisinin toplamı Eksi 17. O zaman bu sayı eksi 17 azalmış. X ile çarpılınca 2100 oluyormuş. Azaltılınca 1862 oluyormuş. O zaman aslında eksi 17 tane X kime eşitmiş? Eksi 17 demeyelim. Azalışı göstermek için eksi demiştik. Hemen 17 tane X arkadaşlar ne olacak? 2100 ile 1862'nin farkı kadar olacak. E farkını alırsak 234 yapar. Bakalım 234 mi yapar? 238 yaparmış arkadaşlar. 0'dan 2 çıktı 8. Buradan ne kaldı? 9, 9'dan 3. Tamam. 17x'miş. Her iki tarafı 17'ye bölersem burada 1 kere var. Oradan 68 elde. 68 17'ye böldük. 14 kere varmış. O zaman bizim doğru sorucumuz ne oldu? Edirne. Yani 14 oldu en az 4 basamaklı olan 10 sayının her birinin binler basamağı demiş. Bir azaltılıyor, onlar basamağı 5 artılıyor. Buna göre bu 10 sayının toplamı kaça azalır? Şimdi arkadaşlar bir tane sayı için bulup ondan sonra onunla çarpalım. Binler basamağını bir azaltırsam 1 çarpı eksi 1 çarpı ne yaptı? 1000. Sonuç ne oldu? 1000 oldu. Eksi 1000. Onlar basamağıydı. 5 çarpı 10 artış olduğu için artı 50 topladım. Eksi 950. Yani bu arkadaşımızın bir tane sayısı 950 azalacak. Kaç tane vardı peki? 10 tane vardı. O zaman 10 ile çarparsam 9500. Eksi 9500 eksi dediğim için azalacak. O zaman cevabımız da olacak. Edirne olacak. Basamak kavramı. A, M basamaklı bir doğal sayı. N doğal sayı ise A çarpı 10 üzeri M sayısı. M artı N basamaklıdır. Burada o zaman A'nın basamak sayısı 4'müş. Bir de onun kuvvetini basamağını topluyormuşuz. Böylece basamak sayısını belirliyormuşuz. Yani şöyle diyelim. Burası 123 çarpı 10 üzeri 5. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. Burası kaç? 5. Toplamda bu sayı o zaman 3 artı 5'ten 8 basamaklı olur. Eğer A sayısının birler basamağı 0 değilse A çarpı 10 üzeri ne? Yani A'nın içinde 0 sayısı yoksa sondan 0 basamağı yoksa arkadaşlar Burada basamağı belirleyen sadece kim olurmuş? Onun kuvveti olurmuş. Örnek olarak şöyle diyelim. 125 çarpı 10 üzeri 7. kaç Sondan kaç basamağı 0 diyorsa onun kuvvetine bakacağız. 7 basamak diyeceğiz. Ama olur da şöyle bir şey ise 120 çarpı 10 üzeri 7. Sondan kaç basamağı 0 diyorsa bir basamak burada var. 7 tane de burada var. 1 artı 7'den sonucumuz olacak. 8 basamağın sondan 0 olacakmış. Geldik soru 7. 3521 çarpı 10 üzeri 11 sayısı kaç basamaklıdır? A sayısı burada arkadaşlar 4 basamaklı. Onun kuvveti 11. Toplamda 15 basamaklı olur. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Bakıyorum A sayısının içinde sıfır var mı yok. O zaman sadece onun kuvveti benim. Sondan basamak kaç basamağı sıfır olduğunu gösterir. 11 basamağı sıfırmış. Soru 9. 3 basamaklı x ile doğal sayısı. 2 basamaklı x ye... Doğal sayısından 235 fazladır. Baktım x, y, x, y aynı ifade var. O zaman x, y'ye göre açacağız arkadaşlar. x, y, z'yi şöyle açtım. x, y, 0 artı z. Burada 0 var. O zaman bu arkadaş x, y, 10 ile çarpılmış. 10 tane x, y. 2 basamak sayısı artı z. Fazla diyorsa arkadaşlar x, y'yi çıkaracağız. 10 tane x, y'den kimi çıkaracağım? Artı z'den kimi? X, y'yi çıkarırsam sonucum ne oluyormuş? 245 oluyormuş. 10 taneden bir tane çıkarsa 9 tane x, y 2 basamaklı sayısı oldu. Eşittir 245 oldu. 245'i 9'a bulursak, bölersek arkadaşlar bölüm x, y'yi verecek. Kalan da z'yi verecek. Ben o zaman 245'i geldim 9'a böldüm. Kaç kere var? 2 kere var. 18'i yazdım. Buradan ne geldi? Bakalım buradan 65 geldi. Kaç kere var arkadaşlar? 7 kere var. Burası o zaman 63 yaptı. 2 kaldı. Kalan 2 aslında kimmiş? Z. Buradan 27 kimmiş arkadaşlar? X, Y'miş. Bize rakamların çarpımı sormuş. X, 2. Y, 7. Z, de 2 imiş. Çarparsak sonucumuz kaç olur? 28. Yani tenis olur. Soru 10. ABC X, Y, Z 3 basamaklı. X, Y 2 basamaklı doğal sayıdır demiş. ABC çarpı X, Y 3.226. ABC çarpı X, Y, Z 3.434.164 olduğuna göre demiş. ABC çarpı Z kaçtır demiş. Burada arkadaşlar baktım X, y var. O zaman bu arkadaşa X, göre açacağız. Hemen yazıyorum. ABC'yi aynen yazdım. Parantez içerisinde X, Y 0 artı Z diye yazdım. Biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. O zaman ABC 10 tane X, y, artı Z oldu. ABC'yi dağıtırsam buradan ABC çarpı 10 tane XY oldu. Bir deneyimiz var. ABC çarpı Z. Yani bizden istenen oldu. ABC çarpı XY arkadaşlar kaçmış ona bakıyorum. Şu mu? E bunu düzenlersem 10 tane ABC çarpı XY artı ABC çarpı Z istenen. Bunun sonucu kime eşitmiş onu yazalım. Bunun sonucu zaten biliyoruz. 34.164'müş. Şu arkadaşı da biliyoruz. Kaçmış? 32.76 çarpı 10'muş arkadaşlar. Bizden istenen ABC z eşittir 34.164. Bunu çarparsam 32.760 artı ABC çarpı z eşittir. 34164 oldu. Buradan farkı alacağız değil mi arkadaşlar? Bunu karşıya atarsam ABC çarpı Z'yi bulacağım. O zaman 34164'ten kimi çıkaracağız? 32760'ı çıkaracağız. Hemen gelip şuradan çıkartayım. burada sonucu yazalım. 34164 164 arkadaşlar. 32760'ı çıkaracağız. Farkı alırsam buradan arkadaşlar Farkı aldım. 762. Farkı alırsak buradan 4 geldi. Alttan 6 çıktı 0. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıktı 4. Burada kaç kaldı? 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 3 çıkarsa 0. O zaman sonucumuz ne olurmuş? 1404 çıkarmış. ABC çarpı Z kaçmış? 1404 yani Bursa'ymış. Soru 11. AC'den farklı, BC'den farklı ve B eşittir. A üzeri a üzeri a demiş sanırım. Evet a üzeri c demiş olması lazım. a üzeri a pardon arkadaşlar. Buna göre bu şartları sağlayan kaç farklı 3 basamaklı sayısı yazılabilir? Buradan o zaman arkadaşlar hemen değeri veriyorum. a buradan 1 olabilir. a 1 ise b buradan ne oldu arkadaşlar? 1 bir üzeri 1'den 1 bir oldu. Buna göre kaç farklı demiş? Sonra geldim a'ya buradan 2 dedim. B üzeri buradan arkadaşlar 2 üzeri 2'den 4 oldu. A'ya 3 diyebilir miyim ona bakalım. B eşittir 3 üzeri 3'ten 27 yaptı. Bunu alamayacağız. Çünkü rakam olması lazım. Sonuç ne çıktı? Sayı çıktı. Hemen ABC sayısını yazalım. ABC B, A 1'miş. B de 1'miş. C arkadaşlar ne olabilir? B'ye eşit olamazmış. A'ya eşit olamazmış. O zaman bir rakamını kullandık. Bir rakamını kullandıysak geriye 10 tane rakamımız vardı. 9 tane kaldı. O zaman C'nin yerine 2'den 9'a kadar olan sayı yazılır. O zaman 9 tane sayı buraya yazabilirim. Geldim A'ya kaç dedik peki? 2 dedik. B kaç çıktı? 4. 2 ve 4'ü kullanmışım. Çünkü C ikisine eşit olmayacakmış. 10 rakam vardı. 2 tanesini kullandım. 8 tane kaldı. Toplarsak kaç tane sayı oluşurmuş buradan? 9, 8 daha. 17 tane ABC sayısı oluşurmuş arkadaşlar. Soru 12. 3 basamaklı x y doğal sayısı 2 basamaklı x y doğal sayısından 245 fazladır. Evet buradan o zaman x, y, z'yi şöyle çözümlüyorum arkadaşlar. x, y 0 artı z diye çözümledim. Biraz daha ilerletelim. 10 x, y 10 tane x, y artı z oldu. Fazla dediği için kimi çıkaracağız? x, y'yi çıkaracağız. Çıkarırsak x, y, z arkadaşlar. 9 tane x, y artı z oldu. Sanırım bu soruyu 2 defa koymuşuz arkadaşlar. Ama bir daha çözelim. Sıkıntı yok. 245 oldu. O zaman ne yapacağız? 245'i kime böleceğiz arkadaşlar? 9'a böleceğiz. 245'i 9'a bölersem buradan bölümün sonucu x'i, kalan da z'yi verecek arkadaşlar. Kaç kere var? 2 kere var. Burası 18. Burada ne geldi? 65 geldi. 7 kere var. 63. Sonuç ne oldu? 2. Z o zaman buradan 2. AB de buradan kaçmış? AB diyorum. X, Y buradan kaçmış arkadaşlar? 27'ymiş. O zaman X, Y, Z'nin çarpımı demiş. X'imiz kaç? 2. 2. Hemen geri gelelim. Bazen kalem yazmıyor. Yazmadığını düşünüyorum. 2 çarpı 7 çarpı 2'den sonucumuz kaç yaptı? 28 yani denizli yaptı. Soru 13. ABC, CBA ve x, y, z 3 basamaklı doğal sayılardır demiş. İşleminden sonucu x artı y toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Çözümleme yaparsam aslında şu. 100 tane a artı 10 tane b eksi pardon artı c. Şunu çözümlersek 100 tane c arkadaşlar artı 10 tane b artı a oldu. Farkını almışız. Buradan C'ler git, C'ler gider mi? C'ler gitmez. Buradan B'ler gider. 10A'dan, 100A'dan 1A çıkarsa 99A. 1C'den 100C çıkarsa 99C olur arkadaşlar. O da neye eşit olurmuş? X, Y, 7'ye eşit olurmuş. E buranın sonucu o zaman 7 olması için AC'nin tek şartı var. AC'nin farkı ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. O zaman Buraya 99 çarpı 3 yazarsam x y'yi bulurum. Çarptım 27 2 elde. Çarptım arkadaşlar 27 29 yaptı. Bu kime eşitmiş? x y 7'ye eşitmiş. O zaman x buradan 2 y buradan kaçmış? 9'muş arkadaşlar. İkisinin çarpımını sormuş. Toplamını sormuş pardon. İkisini toplarsam 2 artı 9'dan sonucum ne yapar? 11 yani Ceyhan yapar. Soru 14. A3B, CC4, AB2. 3 basamaklı doğal sayılar demiş. Yukarıdaki toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Buradan B ile D'yi toplamış. B ile 4'ü toplamış. Sonuç 2 olmuş. O zaman B sonucu 2 verecek sayı hangisi? Buradan B ne olmak zorunda? 8 olmak zorunda. B'yi 8 buldum. Geldim o zaman aşağısı ne olacakmış? Şuraya yazalım. A, A3, 8, C, C, 4. Aşağısı neymiş? 600 kaçmış arkadaşlar? 82'ymiş. Buradan elde var 1 bir dedik. 1'i geldim buraya yazdım arkadaşlar. 4. O zaman C burada ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Kalemi değiştireyim. C'yi 4 aldık. Tamam. Topladım. 8, C'yi 4 almıştık. O zaman A buradan ne olacak? 2. Bize toplamları sormuş. A'yı 2 bulduk. B'yi arkadaşlar 8 bulduk. C'yi de 4 bulduk. Toplarsan buradan kaç olur? 14 cevabımız olur. Soru 15. A, B, D, B, B, C farkı 294'müş. Bizden kimi sormuş? A, C fark B, D'yi sormuş arkadaşlar. 2013 YGS sorusu. Buradan o zaman hemen çözümleyerek yaparsam. A yüzler basamağıydı. 100 A. Artı 10 B. Artı D. Kimi çıkarmışım? 110 B'yi çıkarmışım. Sonra artı C'yi çıkarmışım. Farkı alırsak buradan aslında 100 A. Eksi 100 B. Artı D. Eksi C oldu arkadaşlar. Kime eşitmiş? 294'e. Şimdi 100 parantezine aldım burayı. 100 parantezinde şöyle bir adım geriye gidelim. a eksi b artı c eksi d oldu. 294 100 de çarpılmış. O zaman sağ tarafta arkadaşlar sonuç ne olmalıydı? Son iki basamağı sıfır olmalıydı. Son iki basamağı sıfır olması için ne lazım bana? 6 lazım. O zaman bir kere burası eksi 6 olmuş ki farkı alınca ne olmuş? 294 olmuş. O zaman buradan anlayacağımız D -C -6 eksi C eksi imiş. Eksi 6'yı karışıya attım. 100 tane A eksi B. Kaça eşitmiş? 300'e. Buradan o zaman A eksi de kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Şimdi bakıyorum. C'den D'yi çıkarmış. Ben neyi buldum? D'den C'yi buldum. D'den C'yi çıkarınca sonuç eksi 6. Eksiyle çarparsam o zaman C'den D'yi çıkartırsam sonuç 6 olacak. O zaman buranın sonucu 6. A'dan B'yi çıkarınca kaç oluyormuş arkadaşlar? 3. O zaman farkın sonucu kaç olur? 36 yani Bursa olur. Soru 16. ACB artı AC sonuç neymiş? 3 tane 3BC sayısıymış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çözümleme yaparak gidersek. Bu arkadaş 100A artı 10C artı B Aşağıda arkadaşlar ne varmış? 10 tane A artı C var. Bunların toplamı ne yapar? Ona bakalım. Toplarsak 110 A yapar. Artı 11 tane C yapar. Artı B yaptı. Kime eşitmiş peki? 300 artı 10 tane B'ye artı C'ye eşit oldu. Düzenlersem C'yi karşı tarafa attım. Ne oldu arkadaşlar? 110A artı 10C oldu. Burada ne var? 10 tane B'miz vardı. Bir tane B'yi karşıya atarsak 300 artı 9B oldu. Buradan çözümleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir baktım. Bunu 10 parantezine alırsam 10 parantezinde 11A artı ne yapar? C yapar. 300 artı ne oldu? 9 tane B oldu. Şimdi arkadaşlar bir sayı 10 ile çarpınca sonuç 0 olmalıydı. Birler basamağı. Baktım burada ne var? 0 var. O zaman B sayısı ne olmalı diye düşünüyorum. Birler basamağını 0 yapacak 2 değerim var. B buradan ya 0 olacak ya 10 olacak. E, 10 olamayacak çünkü B rakam. O zaman B otomatikman buradan ne olur? 0 olur. Ve geldim o zaman 10 tane 11A artı C kime eşitmiş? 300'e. Her iki tarafı 10'a bölersem arkadaşlar 11 tane A artı C 30'a eşit oldu. E şimdi bunu sağlaması için A burada ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. 22 karşı tarafa atarsam 30 eksi 22'den C de buradan 8 çıktı. C 8 A 2 B 0 oldu. Bana A çarpı C'yi sormuş. A kaçtı arkadaşlar? 2. C kaçtı? 8'di. O zaman 2 çarpı 8'den sonucum kaç oldu? 16 yani denizli oldu. Soru 17. A, B, C, X, Y, Z, M, N, K. 3 basamaklı doğal sayıları demiş. Çarpma işlemi yapmış. Şöyle bir bakalım. 2 ile çarpmış yazmış. Daha sonra arkadaşlar pardon 7 ile çarp yazmış. Daha sonra 2 ile çarpmış ama sağ tarafa kaydırması gereken sol tarafa kaydırmış. Yani aslında burada bu arkadaşımız 27 ile değil 72 ile çarpmış. O zaman sonucu 72'ye bölersek direkt ABC'yi bulacağız. Hemen geliyorum. Sonucu yani 102 pardon 10.224'ü kime böleceğiz? 72'ye böleceğiz. Kaç kere var? Bir kere. 72'yi yazdım. Buradan 30. 2'yi aşağı indirdim. Kaç kere var arkadaşlar? 4 kere. 288 oldu. Buradan farkı alırsam 12'den 4. Burada 9 kaldı. 1. Aşağıda 144. Bu da ne oldu arkadaşlar? 2 kere var. 144 yaptı. Farkını alırsak. ABC sayımız kaç çıktı? ABC. 142 çıktı. Bize doğru işlemi sormuş. Hemen o zaman ne yapacağız? 142'yi 27 ile çarpacağız. Çarptım 4. 28. 4 delde arkadaşlar. Pardon. 28. 1 delde de 29. 2 elde. Çarptım 7. 2 delde de 9 yaptı. 2 ile çarparsak 284 yaptı. Şöyle bir basamak kaydırarak gidelim. 284. Taraf tarafa toplarsam burası 4, 3, 1 elde. 18, 1 elde. 3 yaptı. O zaman 3834 cevabımız olur. Soru 18. X, Y, A, B ve C'de iki basamaklı doğal sayılarda demiş. Çarpma işlemi yapmış. 5 ile çarpmış. AB'yi yazmış. Daha sonra 1 ile çarpmış. Sola kaydırması gereken sağa kaydırmış. O zaman şu ikisi yer değiştirmiş arkadaşlar. Aslında kaçla çarpmış? 51 ile çarpmış. Hemen geliyorum o zaman. 816'yı kime bölüyorum? 51'e bölüyorum. Kaç kere var? 1 kere var. 51'i yazdım. Buradan ne geldi? 306. Kaç kere var arkadaşlar? 6 kere var. 306'yı yazdık. O zaman yukarıdaki XY sayısı kim oldu? 16 oldu. Bizden doğru sonucu mu istemiş? Yok, x y'nin çarpımı istemiş. O zaman x 1, y 6. X çarpı y ne oldu? 1 çarpı 6'dan 6 çıktı. Yani cevabımız burs oldu. Soru 19. Evet, bu soruyu bir daha yazmışız arkadaşlar. Ama yine çözelim. ABD, BBC farkını almış. Hemen burada çözümleme yaparak gidersek. Buradan 100 tane a artı 10 tane b artı D. Kimi çıkarmışız? 110 tane B artı C'yi çıkarmışız arkadaşlar. Çıkarma işlemi yaparken buradan baktım. 100A 110A'dan 10A çıkarsa eksi 100B sonra D'den C çıkacak. Sonuç ne olacak? 294 olacak. Yüzler basamağını aldık. Ortak parantezine pardon. A eksi B oldu artı d eksi c oldu. 294'e eşit oldu. 100 çarpıldığı için son iki basamağı sıfır olmalıydı ama son iki basamağı sıfır olmasına engel olan kaç var? Eksik olan kaç sayı var? 6 mı? O zaman buranın sonucu kaçmış arkadaşlar? Eksi 6'ymış. Eksi 6 karşıya attım o zaman. 100 tane a eksi b kaça eşitmiş? 300'e. Her iki tarafı bölersem buradan a eksi b kaç çıktı? 3 çıktı. Ben D eksi C'yi arkadaşlar eksi 6 buldum. Ama benden yukarıda C eksi D'yi istemiş. Eksiyle çarparsam buradan ne olacak? C eksi D kaça eşit oldu? 6'ya. Şimdi işlemi yapıyorum. C'den D'yi çıkardım. Sonucum kaç? 6. A'dan B'yi çıkardım. Sonucum kaç? 3. O zaman sonucum kaç oldu arkadaşlar? Az kalsın D'yi işaretliyordum. Sonuç Bursa yani 36 oldu. Bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.